Evet sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz gibi ekranda ip görmüyorsunuz. Kış hazırlıkları malum. Onun için sizlere salatalık turşusu hazırlayacağız. Şu şekilde 2,5 litrelik bidonuma ben ayarladım. Suyunu, sirkesini, tuzunu ona göre sizlere verip güzel bir kışlık turşu, salatalık turşusu hazırlayacağız. Şimdi elimde boş bir bidonum var. 2,5 litrelik. Toplamda 3 taneyi kalan 2 tane bidonumu sizlerle yapacağım. Şöyle söyleyeyim sizlere başlamadan önce salatalıkları bakın güzel bir şekilde yıkayın. İçerisinde tarım artıkları oluyor. Beyaz beyaz görünüyor. Onları olabildiğince çıkarmaya çalışın. Çünkü turşunuzu bozacaktır. Bunlar turşunun püf noktaları. Bir de bakın şu şekilde onları sakın turşunuza almayın. Veya şuradan hemen sizlere göstereyim. Şu şekilde kırıklar var. Bunları da almayın. Turşunuzu yine bozacaktır. Şöyle yeşilimsi salatalık turşularını salatalıkları tercih edin. Şu şekilde olanları bakın sakın almayın. Dilerseniz başlayalım. Benim elimde bir demet maydanozum. Şöyle bir tabak nohudum var. Turşunun sert durması için tabanına koyacağım bir avuç kadar. Şu şekilde 10 baş sarımsak ben soydum. Bir tabak olacak böyle. Avuç avuç içerisine atacağım. Göz kararınca. Dilerseniz başlayalım. Hemen bakın bidonumu alıyorum. Şöyle kenara çekeyim ben malzemelerimi. Hemen içerisine şuradan bakın göz kararı bir avuç kadar. Şöyle içerisine turşuyu sert tutmak için erimemesi için böyle kütür kütür olması için nohudumu içerisine attım. Şimdi böyle salatalıklarımı içerisine atıp onun üzerine de yine böyle bir avuç kadar göz kararınca ne kadar hani sarımsak ne kadar işte biber kullanmak istiyorsanız aslında onun kararını sizin vermeniz gerekiyor. Çok sarımsaklı sevmeyen arkadaşlarım var. Biz sarımsaklı sevdiğimiz için hani sarımsağını bol katıyorum. Sarımsaktan sonra şöyle cin biberimi yarım kilo kadar aldım. Yarım kilo cin biberini şöyle yine bir tutam içerisine atın. Böyle pasta yapar gibi aslında sıra sıra bir ondan bir ondan alt tabanında sadece nohutumu kullanacağım. Üstüne nohut falan kullanmıyorum. Onu sadece diri tutmak için dediğim gibi. Şimdi biberlerimi de koyduğuma göre tekrardan salatalığıma geçtim. Böyle dolduruyorum. Birazcık koydum. Şimdi bakın bir tutam maydanoz. Maydanozlarımı ayıtlayıp güzel bir şekilde bu şekilde yerleştirdim. Tekrardan üzerine birkaç tane daha salatalık atacağım. Bunun sırası fark etmiyor. Sizin kararınıza kalmış. Sadece şu sirke tuz miktarı önemli. Ne kadar koyacağımız salatalığın erimemesi için. Tekrardan bakın bu şekilde biberlerimi yerleştirdim. Tekrardan yine maydanoz. Şimdi dilerseniz içerisine koyacağım su miktarını ayarlayalım birlikte. Evet hemen malzemeleri sayıyorum. Suyumun içerisinde neler var? 2,5 litrelik turşunun içerisine koyacağım malzemeler. Şimdi ben 2,5 litre diyorum ama toplamına yaptım. 3 bidonum var. Bunu unutmayın. Ona göre malzemelerinizi yerleştirin. 6 yemek kaşığı kaya tuzum. 1,5 yemek kaşığı limon tozum. 1,5 böyle hemen göstereyim sizlere. 1,5 su bardağı da sirkemi içerisine koyup şöyle göstereyim. Bakın şu 200 milim su bardağı ile yapacaksınız. 1,5 su bardağı ile de sirkemi koyup toplamda içerisine 3 litre, 3,5 litre çok pardon, 3,5 litre suyumu
ilave ettikten sonra ben hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın suyum şu şekilde. Suyumun güzelliğine bakar mısınız? Sirkenin, üzüm sirkesi kullanıyorum bu arada. Hemen karıştırıyorum. Açıklamada zaten eğer kafanız karıştıysa anlatmamdan dolayı, şu an heyecandan anlatamamış olabilirim. Sizlere yazacağım açıklamada. Hemen karıştırdım güzel bir şekilde. Yavaş yavaş kepçemle bidonuma ekliyorum. Hızlı bir şekilde. İsterseniz suyu göstermek yerine şurada turşuyu gösterirsem daha iyi olacak. Bakın. Şu şekilde. Yerim dar olduğu için biraz hareket edemedim. Dar bir alanda sizlere göstermeye çalışıyorum. Evet, ağzına dolana kadar burada hemen suyunu ilave edeceğim. Siz tuzu tadına bakın suyunuzun. Eğer tuzu size çok geliyorsa biraz daha az veya az geliyorsa biraz daha çok koyabilirsiniz. Damak zevkinize bağlı biraz da tabii ki. Onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben ikinci bidonumu bu şekilde bakın. Ayarladım. Üzerine geliyor su. Ona dikkat edin. Kapattıktan sonra da birazcık bir taşım taşmış oluyor. Ona da dikkat edin. Şöyle hemen kapatıp iyice sıkılayacağım. Böylece ikinci bidonumu da ben videomda sizlere gösterdim. Şu şekilde tabanında dediğim gibi nohutlar. Sıkı bir şekilde kapatın ve şuna çok dikkat edin. Serin bir yerde ve gün ışığı almayacak şekilde. Gün ışığı aldığı zaman bu turşunuz bozulacaktır. Ona çok dikkat edin. Hani depo, kiler gibi bir yerde ya da kapalı, karanlık bir yerde bunu saklamanız da fayda vardır. Ona göre püf noktalarını ben size söylüyorum. Evet, diğer bidonumu da getirdim bu şekilde. Hemen bunu seri bir şekilde yapacağım. Diğerini de anlattım. Bir avuç dolusu içerisine nohutumu yerleştirdim. Şu şekilde. Şimdi salatalıklarımı atıyorum. Yine bir avuç sarımsağımı attım. Üzerine şöyle bir tutam. Biberlerinizin saplarını ayırmayın birbirinden temizlerken ki turşu da bozulmasın, erimesin. O da püf noktalardan bir tanesi. Şimdi birazcık maydanoz. Ben kafama göre yapıyorum, bakın. Sırası çok önemli değil. Miktarı önemli ve tuzu. Limon tuzu, sirkesi, onlar daha önemli. Evet. Suyumu da ekleyip hızlı bir şekilde bu bidonumun kapağını da kapatmış olacağım. Toplamda 2,5 litrelikse 8,5 litre, 9 litreye yakın turşu bidonum olacak benim. 10 kiloluk turşu bidonları var. Onları alıp da yapabilirsiniz. Daha rahat. Hiç uğraşmazsınız. Şu an elimde onlar olduğu için ben yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde üzerine suyumu kapatacak şekilde yaptım. Kapağımı kapatıp sıkı bir şekilde kapatıyorum. Hava almayacak şekilde. Buna çok dikkat edin. Evet, gördüğünüz gibi bunu da bitirmiş oldum. Diğer bidonları da tamamladık. Evet.
Suyum tam geldi. Eğer çok az bir eksik oluyor diyorsanız ya da üzerine geçmiyor diyorsanız hafif su ekleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar, turşumuzu bu şekilde hazırlamış olduk. Gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz şekilde püf noktalarını özellikle söyledim. Sakın es geçmeyin. Kışın afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bu şekilde 3 bidonumu da kurmuş oldum. Dediğim gibi 10 kiloluk turşu bidonu alıp bir tek seferde de kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.